sevgili takipçilerim, değerli abonelerim, neredeyiz bugün? Balıkesir'deyiz, Gönen'deyiz, Köteyli mahallesindeyiz. 937 metrekare imarlı arsamızın yanına geldik. Bakın, kaldırım taşı buraya kadar gelmiş, yerimiz de burası. Köyün altyapısı falan var. Gönen'e 15-16 kilometre mesafede, Bandırma'ya 30 kilometre mesafede, organize sanayiye de 500 kilometre mesafede. Çok güzel bir yerdeyiz. Şimdi bu yerin içine doğru giriyorum. 937 metre, 374 metrekare tek kat inşaat yaparsınız. Eğer iki kat yaparsanız 187 metre, 187 metre yani maksimum inşaat yapabilirsiniz. İlla 187 metre yapmak zorunda değilsiniz. Daha da küçük de yapabilirsiniz ama maksimum 187 metre, 187 metre olmak üzere 374 metre iki kat inşaat yapabilirsiniz. Yerimiz burası arkadaşlar, dümdüz bir yer. Yoldan bir 2 metre aşağıda yerimiz. Yer çok güzel bir yer. Köteyli köyü Gönen'e 15-16 kilometre mesafede. Yerimize geçen sene mısır ekiliymiş. Bakın yerimiz böyle büyük ama bizim buradaki yerimiz şurada 937 metre. Tapu niteliğinde arsa, tarla yazıyor ama imarın içerisinde, imar sorunu yok, herhangi bir sorunu yok. Direkt ruhsatınıza başvuru yapıp inşaat izni alabiliyorsunuz. Bakın arkası böyle çam ormanlarına cephe bir köy, güzel bir köy. Karşısı Gönen. Ulaşım sorunu yok köyün. Çünkü bu bölgeye belediye otobüsü çıkıyor. İşte Taştepe, Köteyli, diğer köyler olmak üzere toplam buradaki 5-6 tane köy var. Bu köylerin hepsine dolaşıyor. İki kat, %40 imar köylerde arkadaşlar. Bu ne demektir? İki kat, yani 937 metre çarpı 40, 374 metre yapıyor. Yani bu iki kata bölerseniz 187 metre, 187 metre. Tek kat yaparsanız 374 metre. İnşaat alanı demektir. Bahçeniz, otoparkınızı, her şeyinizi yaparsınız arkadaşlar. Güzel yani. Köyde anlaşabileceğiniz 3-5 tane bu köyden dışarıdan gelip kalanlar var. Herhangi bir sorun yok. Daha önce benim sattığımda 2 tane yer var. Onlarda da herhangi bir sorun yok. Yaşıyorlar. Hani niye bunu söylüyorum? Özellikle söyleme gereği duyuyorum. Çünkü hep insanlarda şu şey var. Acaba biz yapabilir miyiz? Bizi dışlarlar mı? Herhangi burada dışlama diye bir şey yok. Gönen'in köyünde herhangi bir şey yok. İnsanlar, siz iyi olursanız herkes iyi, köylü iyi. Herkes işinde gücünde. Bir de bu köyde zeytin falan da çok. Hemen aşağı tarafı da Ilıcak. Ilıcak'tan sonra da zaten Manyas'ın köyleri başlıyor. Hemen Manyas Kuş Cenneti var. 5 kilometre aşağıda. Manyas Kuş Cenneti var. Koca Göl var. Yani lokasyon olarak çok güzel bir yer burası. Manyas, Gönen ve Bandırma üçgeninde. Bakalım burası kime nasip olacak, kimin olacak Tahammülak izleyicileri. Bizi YouTube kanalından, Gönen Tahammülak YouTube kanalından izleyebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Bildirimleri açarsanız videolar size güncel olarak gelir. Ayrıca Instagram, Gönen Tahammülak Instagram kanalını takip edebilirsiniz. YouTube'a çoğu atamadığımız şeyler Instagram'da kısa videolar çekerek, tanıtımını yaparak YouTube'a, Instagram'a atıyoruz. Bazen Instagram'dan YouTube'a koymadan satılıyor. Ve ayrıca WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubumuza da dahil olabilirsiniz arkadaşlar. hepsemlaksahibinden.com olmak üzere bütün sosyal medyada varız. Buradan takip edebilirsiniz. Güncel ilanlar hakkında bilgi alabilirsiniz. Çünkü 3 sene, 4 sene önceki videoları takip ediyor insanlar. Diyor ki ya ben burayı almak istiyordum. İşte onlar 3-4 sene önce orada altında yazıyor açıklama kısmında. Ama Instagram falan güncel şey yapıyoruz. Bazen günde 2 tane 3 tane Instagram'a şey yapıyoruz. Kısa videolar atıyoruz. WhatsApp grubuna dahil olabilirsiniz. Yerimiz bu arkadaşlar kısacası. Bakalım burası kime nasip olacak, kimin olacak.
Telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Ali Metin. 0536 930 3282 Türkan Yetkin. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bize verdiğiniz destekler için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Bakın. Parke taşı buraya kadar geldi. Elektrik direği zaten burada son, hemen şurada. Hiçbir sorunu yok. Yani burayı alıp mimarla anlaştığın zaman, projenizi çizdirdiğin zaman aşağı yukarı o da bir 35-40 gün sürüyor. İnşaatınıza başlarsınız arkadaşlar.